Selam sevgili dostum. Selamlar. Gençler, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Ben SML Hocanız. Bir şeyi 40 defa söylersen olur sloganıyla hareket ederek 40 soruda bir konu konseptini devam ettiriyoruz. 40 soruda permütasyon, kombinasyon, binom olasılık videosunu biliyorsunuz. 40 soruda türev videomuz da var sevgili gençler. Bunları da daha öncesinde izlemiştiniz veya görmüştünüz. Şimdi bu konumuz 40 soruda fonksiyonlar olacak. Bu videonun konusu 40 soruda fonksiyonlar. 40 tane kazanımı yüksek miktarda olan soru sevgili gençler ve bu 40 tane soruyu çözdüğünüz takdirde, çözümlerini öğrendiğiniz takdirde fonksiyon yüksek ölçüde kafanızda bitecek. Haberiniz olsun. Şimdi kanala abone olup, yani SML Hoca Matematik YouTube kanalına abone olup Instagram kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Instagram'da da bizi takip edebilirseniz seviniriz sevgili gençler. Şimdi bu konsept nasıl işleyecek? Cevap anahtarını ben testin içinde paylaşmadım. Bu PDF'i de sana açıklama kısmında bıraktığım linkten indirebilirsin. Kalitesi de yüksek bir PDF zaten. Soruları renkli almana gerek var mı? Çoğu için gerek yok. Şöyle ben sana soruları genel hatlarıyla göstereyim. Sadece sonlarda birkaç tane yeni nesil soru var fakat dediğim gibi soruları renkli çıktı, renkli PDF almana gerek yok. Ha, renkli alırsan daha da düzgün olacaktır ama siyah beyaz renk siyah beyaz çıktı da işimizi görecektir. Toplamda 6 sayfa sevgili gençler. 40 tane soruyu 6 sayfaya sığdırabildik. Ve arkadaşlar birazdan sorularımızın çözümüne başlayacağız. Bu video hakkında size söylemem gereken bir şey varsa o da şudur. Arkadaşlarım canlı yayında değiliz. Çoğumuz ilk gösterimle, yani YouTube'un bir özelliği bu. İlk gösterim, premier gösterim şeklinde. Canlı yayın değil ama yorum yazabiliyorsunuz. Sizle aynı anda ben de videoyu izliyorum. Sorularınızı cevaplamaya gayret gösteririm. Sağ tarafta tekrar söylüyorum. Canlı yayın değil sevgili gençler. Soracak olan arkadaşlar varsa da sizler o arkadaşları uyarırsanız sevinirim. Şimdi tekrardan söyleyelim. Bu slogan çok güzel bir slogan. Çünkü gerçekten bir şeyi 40 defa söylersen olur. Eskiden beri böyle batın inanç demeyelim de bir inançtır aslında. Bir şeyleri tam oturtmak için, şeyleri düzene oturtmak için 40 gün yapmak veya işte 40 defa tekrar etmek veya işte 40 defa onu söylemek işe yarar. Dolayısıyla biz de bu konunun konseptini 40 soruda bir konu olarak belirledik. İlk sorumuzda isterseniz vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk sorumuzda bir fx verilmiş sevgili gençler bize. M çarpı x artı 2 artı m eksi n x artı 2 m eksi 8. Bu fonksiyon birim fonksiyonmuş sevgili gençler. M eksi n farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle birim fonksiyonum ben fx'in x'e eşit olması gerektiğini söyleyebilirim. Yani birim fonksiyon bu. Madem öyle, burada bakınız 2 m eksi 8 var. M eksi n var. M çarpı x artı 2 var. Öncelikle sevgili gençler şu m'yi bir içeri dağıtalım. Bakın fx eşittir. Biraz daha yaklaştırmak istiyorum sorumu. Aynen. Fx eşittir. Mx artı 2m artı, bakın şurayı da dağıtıyorum. Mx eksi nx oldu. Artı 2m eksi 8. Daha sonrasında fx eşittir diyorum. X parantezini alacağım. Bakın x parantezinde hangilerinde x var? Burada var. Burada var. Bir de burada var. O halde sevgili gençler x parantezinde dedik. 2 tane m'miz var. Eksi bir tane de n'miz mevcut. Burada da 2m, 2m, eksi 8'den artı 4m, eksi 8'imiz mevcut. Şimdi fx'in birim fonksiyon olduğunu bildiğimize göre bu x'e eşit olması gerekiyor. Burada x'in katsayısı 1, burada x'in katsayısı 2m, eksi n. O halde 2m, eksi n'nin ben 1'e eşit olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyeceğim. Daha sonrasında da x'in yanında bakın bir sabit terim yok, 0 var. Demek ki 4m, eksi 8'de 0'a eşit olacak. 4m eksi 8 eşittir 0 ise 4m eşittir 8'dir. M de buradan 2 gelmek zorunda. Bulduğum m'yi şurada yerine yazarsam 2 kere 2 4 eksi n eşittir 1 ise n de buradan tabii ki 3 gelecektir. Şimdi bizden istenen şu, m'den n'yi çıkar demiş. Yani 2'den 3'ü çıkarırsak da cevabımız ne olur? Bursa seçeneği olur sevgili gençler. İkinci sorumuz. Fx x kare eksi 2a bölü 2x artı a fonksiyonunun en geniş tanım kümesi neresiymiş bakın? Tüm reel sayılardan 2'yi çıkarmış. Yani 2 bu fonksiyonu tanımsız yapıyor demek bu. 2 bu fonksiyonu tanımsız yapıyorsa bizim elimizde rasyonel bir fonksiyon var. Bu rasyonel fonksiyon nasıl tanımsız olur sevgili gençler? Paydası 0 olursa. Demek ki 2x artı a
eşittir 0 dersem 2x eşittir eksi a olur. X de buradan eksi a bölü 2 gelir. O halde benim fonksiyonumu tanımsız yapan değer eksi a bölü 2 olmakla beraber ben bu eksi a bölü 2'yi tanımsız yapan değer olarak verdiği için 2'ye eşitleyeceğim. Sorumuz bize bunu vermişti. O halde a kaç gelir arkadaşlar? Eksi 4 gelir. Şimdi bizden istenen soru şu. F'in içerisinde a artı 2. A'yı ben eksi 4 buldum. Eksi 4 artı 2'den aslında bizden ne istenmiş? F eksi 2 istenmiş. Bu soruluyor. Pekala. Fonksiyonumuz ne peki? Fx eşittir x kare eksi, bakın a eksi 4'tü ya, 2 kere eksi 4 artı 8 yapar. Artı 8 bölü 2x eksi 4 dedim. Daha sonrasında da a'yı, tamam sıkıntı yok. Daha sonra da sevgili gençler, bizden f eksi 2 istendiği için yerine yazacağız. F eksi 2 eşittir eksi 2'nin karesi 4 artı 8 bölü 2 kere eksi 2 eksi 4, eksi 4 eksi 4 eksi 8 yapar. Bakın üst taraf 12, alt taraf eksi 8. Ben bunları 4 ile sadeleştirirsem eğer burası 3, burası da eksi 2 kalır. Cevabımız eksi 3 bölü 2'dir diyebiliriz. Yani cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Geçtim 3. soruma. 2 üzeri fx artı 1 eşittir 3x eksi 7, 3x eksi 2 olduğuna göre bizden istenen değer f7 artı f2. Bu toplam isteniyor. Pekala. Şöyle diyelim ki f7'yi bulabilmek için ben burada x gördüğüm yere 6 yazmam gerekiyor. 2 üzeri f7 eşittir. Bakın x gördüğümüz yere 6 yazıyorduk. 3 kere 6. 18, 2 çıkardım 16. Peki bir de f2'ye bakalım. F2'yi elde edebilmek için de x gördüğümüz yere 1 yazacağız. 2 üzeri f2 eşittir 3 kere 1. 3, 2 çıkardım 1. Şimdi ben 16'nın 2 üzeri 4 olduğunu, 1'in de sevgili gençler 2 üzeri 0 olduğunu biliyorum. O halde bakın 2 üzeri 4 16, 2 üzeri f 2 üzeri f7 de 16. Demek ki f7 4'e eşitmiş, f2 de 0'a eşitmiş. F7 4'e, f2 de 0. 4 artı 0'dan cevabımız yine yeniden Bursa seçeneği olacakmış sevgili gençler. Evet. Soruları yani durdurup dinleme imkanım yok. Bunu da söyleyeyim. Bu bir canlı yayın değil. Bir ilk gösterim, yani bu normal kalıcı bir video olacak sevgili gençler. Videodan sonra da izleyebilirsiniz. Yani bu canlı gösterimden, yani ilk gösterimden sonra da yine bu videoyu izleyebilirsiniz. Diyelim, onun da hatırlatmasını yapalım. Fg, f içerisinde gx'i ben nasıl yazacağım? Şu şekilde bakın, fgx biçimde yazarım, f bileşke gx'i. Bu da neye eşitmiş? 3 çarpı gx, eksi 2'ye eşitmiş. Bir de g'nin içerisinde fx var. Bu da neye eşitmiş sevgili gençler? 2 tane fx. Eksi 3'e eşitmiş. Şimdi f içerisinde gx 3gx eksi 2 ise ben fx'i nasıl yazarım? Bak f fonksiyonu içine bir tane gx almış. Sonra bu gx'e nasıl davranmış? Önce 3 ile çarpmış. Sonra da 2 çıkartmış. Şimdi o zaman fx için de x'e nasıl davranacağını biliriz. Önce bu x'i 3 ile çarpar. Sonra bir de gider 2 çıkar. Aynı şey gx için de geçerlidir. Gx eşittir. Bakın içeri aldığı fx'e nasıl davranmış? 2 ile çarpmış, 3 çıkarmış. O zaman buradaki x'e nasıl davranacak? 2 ile çarpacak ve 3 çıkaracak. Şimdi f ve g'yi bulduk. F içerisinde, g içerisinde f1 sorulmuş. Yani bizden istenen şu, f'in içine, g'nin içine f1'i yaz demiş. Şu şekilde. Önce ben nereyi bulacağım? F1'i. F1'i nereden bulurum? Şuradan. 3 kere 1, 3, 2 çıkardım 1. Yani burası 1'miş arkadaşlar. Şimdi g1 lazım bize. G1 içinde x gördüğüm yere 1 yazarım. 2 kere 1, 2. 3 çıkardım. Eksi 1. Yani şurası eksi 1'miş. Ve f eksi 1 lazım şimdi de. Eksi 1'i burada yerine yazarım. 3 kere eksi 1, eksi 3. 2 çıkardım. Eksi 5 yapar. O halde cevabımız da Adana seçeneği olur diyebiliriz. Evet. Şimdi 4 tane soruyu çözdük. Geriye kaldı kaç tane soru? 36 tane soru kaldı sevgili gençler. Bu videoda çözülecek. 5. sorumuz. MN'den farklı. Fx'de mx artı n olduğuna göre f nx artı m eşittir n çarpı fx artı m olduğuna göre m artı n nedir, kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir düşünelim. F nx artı m, bakın fx'i sevgili gençler bize mx artı n biçiminde vermişti. Daha sonrasında da bunun içine gitmiş nx artı m'yi yazmış. Peki ben o zaman x gördüğüm yere, şurada x gördüğüm yere şunun aynısını yazsam nx artı m'yi. Olur mu? Olur. Niye? Çalışır sonuçta. Nx artı m yazdım. Bir de artı n'miz var. Ve bu da sevgili gençler mnx artı m kare artı n'ye eşit olacaktır.
Bakın burası f nx artı m. Peki bu başka neye eşitmiş? N tane fx artı m'ye eşittir diyorum. N çarpı fx artı m. Peki fx neydi? Mx artı neydi? Onu da yazalım yerine. N çarpı mx artı n'ye eşit olacak değil mi? Artı bir de neyimiz var? M'miz var. İçeri dağıtalım bunu. Mnx artı n kare artı m. Yani bu buna eşit. Şimdi burada mnx ve mnx'in zaten eşit olduğunu görüyoruz. Bu halde sevgili gençler, m kare artı n de n kare artı m'ye eşit olmak zorunda. Yazalım. M kare artı m eşittir n kare artı m. Şimdi ben burada n'yi bu tarafa, n kareyi de bu tarafa göndermek istiyorum. Bir yazalım bakalım. M kare eksi n kare eşittir m eksi n gelir buradan. Tabii ki şu kısımda 2 kare farkını göreceksiniz. M kare eksi m kareyi ben nasıl açıyordum sevgili gençler? Söyleyin bakalım. M eksi n çarpı m artı n diye açıyordum. Karşıda ne var? M eksi n var. Şimdi hemen cart diye m eksi n'leri götüremezsiniz. Niye götüremiyorsunuz? Sorunun başında bize m'nin n'den farklı olduğunu vermesi lazımdı ki vermiş burada. Şimdi götürebilirsiniz işte. Niye bunu vermesi gerekiyor? O bilgi ne işe yarıyor? Çünkü m ile n birbirine eşit olabilme gibi bir ihtimali dahi varsa, burada m ile n eşitse 0 olur. Sen bunları götürürken her iki tarafı 0'a bölmüş olursun ki matematikte bir ifadenin 0'a bölümü tanımsızlık getirir veya belirsizlik getirir. O halde sevgili gençler, ben burada m ile n'yi birbirinden farklı oldukları için rahatlıkla götürürüm. Burada m artı n'nin karşıda ne kaldı? 1 kaldı. 1 olması gerektiğini de görebiliriz. Bizden m artı n istenmişti. O halde cevabımız da Bursa seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Böylelikle 5. sorumuzun cevabını da Bursa olarak işaretledik. 6. sorumuza geçiyoruz. 6. soruda fx'i parçalı tanımlı biçimde vermiş bize. Nerede parçalanıyor? X eşittir 0'dan. Ve nasıl parçalanıyor? X 0'dan büyük veya eşitse bunu kullanacaksın diyor. X 0'dan küçükse de bunu kullanacaksın diyor. Başka bir şeyi kullanamazsın. Peki bize sorulan soru ne? F'in içerisinde f eksi 4 sorulmuş arkadaşlar. Önce nereyi bulmamız gerekiyor? Tabii ki f eksi 4'ü. Peki eksi 4 nerede? 0'dan küçük mü büyük mü? 0'dan küçük. O zaman eksi 4'ü burada yerine yazacaksın diyor. Eksi 4 ile 4'ün toplamı 0 yapar. Burası 0. Şimdi ne isteniyor bizden? Hep 0. Pekala 0 nerede? O da burada. 0'ı burada yerine yazarsanız 2 çarpı 0 artı 1'den 1 gelir. Yani burası 1'miş. Daha sonrasında da bizim elimizde f1 kaldı. F1 istenmiş aslında bizden. Peki f1 nerede? Yani 1 nerede arkadaşlar? 1 sıfırdan büyük bölgede ve onu burada yerine yazacaksınız. Yani 2 kere 1 artı 1 diyeceksiniz. Bu da cevap olarak bize 3'ü verecek. 6. sorumuzun cevabı da Adana seçeneği olmuş oldu sevgili gençler. Evet, devam. 7. soru. F fonksiyonu bir A kümesinden reel sayılara tanımlı olmak üzere fx'i x eksi 1 bölü x kare eksi 3x olarak tanımlamış. Bu bağıntının bir fonksiyon olması için A kümesi aşağıdakilerden hangisine eşit olmalı diye soruluyor. Şimdi bu fonksiyonun önce biz bir adını sanını bilmemiz lazım. Bu fonksiyon bir rasyonel fonksiyondur. Peki, hocam bunun tanım kümesi nasıl belirlenir? Şu şekilde, bunu tanımsız yapan elemanları bulacaksın ve reel sayıların dışına ittireceksin. Peki bunu tanımsız yapan elemanlar nedir? Paydayı sıfır yapanlardır. Yani x kare eksi 3x'i eşit değildir sıfır olarak kabul edeceksin. X parantezini alırsan x eksi 3 gelir. Eşit değil sıfır dersen bakın. Bir şuranın kökü var 0. X 0'dan farklı olmalı. Bir de buranın kökü var 3. X 3'ten farklı olmalı. Yani ben tüm reel sayılardan sevgili gençler 0'la 3 elemanını çıkarırsam eğer bu fonksiyonun tanım kümesini bulmuş olacağım diyorum. Ve cevabı da Denizli olarak işaretliyorum. Güzel. Geçtim sevgili gençler bir alttaki soruma. 8. soru. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için her eksi 8 ile 8 kapalı aralığından seçilen x elemanı için fx x kareye eşit oluyormuş ve her x reel sayısı için de fx fx artı 13'e de eşit oluyormuş. Aslında bu fonksiyon periyodik bir fonksiyon. Bu tarz soruları gördüğünüz zaman periyodik fonksiyon deyip işin içine dalabilirsiniz. Peki bizden istenen ne? F23. Peki şimdi F23 ile bunun ne alakası var? Biz önce şurayı bir kullanalım. Bakın F23 her x için 13 fazlası da yani x'in f'in içerisine
13 fazlasını yazdığımız zaman da birbirine eşit oluyormuş. O zaman şunu söyleyebilirim. Mesela ben F0 F13'tür diyebilirim. Doğru mu? Doğru. Hatta bu da F26'dır derim. Çünkü 13 ekleye ekleye gidebilirim sonsuza kadar. F23 o zaman neye eşittir? 13 çıkarırım mesela ben bu. F10'a eşittir. Bundan da 13 çıkarırım. F-3'e eşittir. Bundan da 13 çıkarırım sevgili gençler. F-16'ya eşittir. Böyle böyle gider. Şimdi bizim işimizi görecek olan kısım şurası. F-3. Neden? Çünkü -8 ile 8 aralığındaki x'ler için fonksiyonun kuralını vermiş bize zaten. -3 sayısı da -8 ile 8 aralığındadır. O halde sevgili gençler ben burada f-3'ün aslına bakarsanız -3'ün karesi olması gerektiğini biliyorum ki bu da kaçmış? 9. Demek ki burası 9'sa bu da 9'dur ve bize sorulan f-23 de 9'dur. O halde cevabımız da C seçeneğidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, ilk sayfamızı bitirdik. Şöyle bir bakalım sayfamıza. Güzel görünüyor mu çözümlerimiz? Vallahi gayet güzel. Yani şu şekilde bir çözüm yapıldıysa ben o çocuğa çalışmış derim. Biz de çalıştık o zaman. Evet. 9. sorumuza geçelim sevgili gençler. Buraya yaklaştıralım bir de sorumuzu. Diyor ki P ve Q birer gerçek sayı. F(x)'i de Px artı Q olarak vermiş bize. Ve F-3 de P'ye eşit olduğuna göre F-4 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben şurada f(x)'in kuralını biliyorum zaten. O halde f(x)'ü bulmakta zorlanmayacağım. Ama f(x)'ü de bize sonucunu bir bilinmeyen olarak vermiş. Olsun biz hallederiz. f(x)'ü yazalım. f(x)'ü eşittir. X gördüğüm yere -3 yazıyorum. -3p artı q yazdım. Ve bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? P'ye. O halde ben q'nun aslına bakarsanız 4p olması gerektiğini de elde etmiş oldum. Şu an -3'ü karşıya fırlatarak. Peki bizden f(4) sorulmuş. f-4 için de sevgili gençler gene yerine yazarsak f-4'ümüz ne olur? -4p artı q olur. Şimdi 4p'nin ben q'ya eşit olduğunu biliyorsam -4p'nin de -q'ya eşit olması gerektiğini biliyorum. Yani şurası neymiş arkadaşlar? -q'ymuş. Bir de bunun yanında artı q var. Toplarsam ben bunların ne gelir? 0. Demek ki f-4 kaçmış sevgili gençler? 0'mış. O halde cevap da c seçeneği verilmiştir deriz. Geçtim 10. soruma. f(x)'i vermiş bize. Üstel fonksiyon biçiminde. 3 üzeri x eksi 2. Ve fk artı 2'nin fk artı 1'e oranı da 2 olarak verilmiş. Fk artı 2 kaçtır diye soruluyor. Tabii f(x)'in kuralını biliyorsak artık şunu yerine yazmamız gerekiyor. Bunu da biliyorsunuz. O halde fk artı 2 bir yazalım. Hatta şöyle yapalım önce. Fk artı 2 bölü fk artı 1 yazalım. Eşittir. 3 üzeri k artı 2 eksi 2 yazdım. Bakın x gördüğüm yere yazıyorum bunları. Artı bir de birimiz var. Bölü 3 üzeri k artı 1 eksi 2 artı bir de birimiz var. Şimdi sevgili gençler artı 2 eksi 2 gider. Üst taraf ne olur? 3 üzeri k artı 1 olur. Bölü. Burada da 3 üzeri k eksi 1'imiz mevcut. Artı bir de birimiz var. Ve bu kaça eşitmiş? 2'ye. Pekala. Şimdi burada bir içler dışlar çarpımı yaparsak işlemi şuraya taşıyorum. 3 üzeri k artı 1 eşittir. Yani 3 üzeri k artı 1. Onlara dikkat edin ama. 2 çarpı 3 üzeri k eksi 1 artı 2. Bu şekilde yazabiliriz. Şu 1'i tuttum karşıya attım. Şurada 1 kaldı. Bunu da tuttum bu tarafa fırlattım ve 3 üzeri k eksi 2 çarpı 3 üzeri k eksi 1 eşittir 1 oldu. Ben bunu sevgili gençler burada küçük olan 3 üzeri k eksi 1 olduğu için üstellerin arasında 3 üzeri k eksi 1 parantezini alalım. 3 üzeri k eksi 1 parantezinde şurada ne kaldı? 3. Şurada ne kaldı? Eksi 2. Eşittir neymiş? 1. Burası zaten 1. Demek ki 3 üzeri k eksi 1 1'e eşitmiş. O halde 3'ün kaçıncı kuvveti 1'dir? 0. Yani k eksi 1'de ne olmak zorunda? 0. O halde k kaçtır arkadaşlarım? 1. Ben k'nın 1 olduğunu buldum. K1 ise getiririm şurada yerine yazarım. Ne sorulmuş bize? F1 artı 2 yani F3 sorulmuş. Peki ben F3'ü nereden bulacağım? Vermiş bana fonksiyonun kuralını. X gördüğümüz yere 3 yazacağız. F3 eşittir. 3 üzeri 3 eksi 2 3 üzeri 1 yapar. Artı bir de birimiz mevcut. 3 artı 1'den cevap ne gelir? 4. O halde cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 11. soruma. F2 üzeri x eksi 1. 3k eksi 5x olarak verilmiş bize kural. Bu diyor. Bunun dışına çıkma.
F7'de eksi 3 olarak verilmiş. K kaçtır diye soruluyor. Şimdi F7'yi elde etmemiz gerekiyor ama bizim elimizde F üzeri 2x eksi 1'in kuralı var. Peki ben F7'yi nasıl elde ederim? Tabii ki 2 üzeri x eksi 1'de ben x gördüğüm yere ne yazarsam burası 7 gelir diye sormam gerekiyor. Demek ki 2 üzeri x eksi 1'i ben 7'ye eşitleyeceğim. Buradan 2 üzeri x eşittir 8 gelecek. X de kaç gelecek? 2'nin kaçıncı kuvveti 8? Tabii ki 3. X 3'müş. Demek ki x gördüğümüz yere 3 yazacağız. Ve artık biliyoruz ki F7'yi elde ederiz x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda. Eşittir 3k. X gördüğümüz yere 3 yazıyorduk. 5 kere 3 de 15 yapar. Ve bize F7'nin eksi 3 olması gerektiğini de söylemiş. Atın şu eksi 15'i karşıya. 3k eşittir. Eksi 3 artı 15'ten 12 gelecektir. K sayımız da buradan 4 olarak bulunur. Cevap da Edirne seçeneğidir diyebiliriz. 11. sorumuz için sevgili gençler. Şöyle bir derin nefes alalım. 4'te 1'inin biraz fazlasını bitirdik değil mi? %25, %26, %27 civarındayız. Bitirdik. Devam ediyoruz. F 3x artı 4 bölü 5x artı 2 eşittir x kare artı 6x artı 10 bölü 3x artı 2 olarak bize verilmiş. F2 kaçtır diye soruluyor. Şimdi üst taraf çarpanlarını ayırmaya çalıştığımız zaman çok başarılı bir şekilde ayıramıyoruz. Alt taraf keza sol taraftakinin hiçbirine benzemiyor. Ne yapmamız lazım? Hemen şunu yapıyoruz. Çok basit. F2'yi sorulmuş ya. F2 sorulmuş. Şurayı 2 yapan x değerini bulsak bizim için kafi. O halde 3x artı 4 bölü 5x artı 2'yi ben kaça eşitleyeceğim? 2'ye. Bir ister ister çarpım yapmanın zamanı geldi. İster ister çarpım yaparsak sevgili gençler. 3x artı 4 eşittir 10x artı 4'e eşit olacaktır. Şimdi burada 4'ler gidiyor. 4'ler gittiği takdirde de 3x 10x'e eşitse x 0'dır kardeşim. X'in 0 olması gerektiğini bulduk. Ki gerçekten şurada 0'ı yerine yazdığım zaman 4 bölü 2'den 2 geliyor zaten. Demek ki ben x gördüğüm yere 0 yazarak f2'yi elde ediyorum. X gördüğüm yere 0 yazarsam bakın gitti. Gitti. Burada bir 10 kaldı. Burası da gitti. Burada bir 2 kaldı. Peki 10 bölü 2 kaçtır? Tabii ki 5'tir. O halde cevabımız da Denizli'dir deriz sevgili arkadaşlar. Evet, geçiyoruz sevgili gençler 13. sorumuza. Bir şeyi 40 defa söylersek olur. 13. defa söylüyoruz. Bakalım daha 30 kaç 27 kere daha söyleyeceğiz. Fxn diye bir fonksiyon tanımlanmış ve bu fonksiyon şu şekilde tanımlanıyor. Bakın. Bir kenar uzunluğu x birim olan n kenarlı düzgün çokgenin alanına götürüyor. X'leri alıyor. Bir kenar uzunluğu x birim olan n kenarlı düzgün çokgenin alanına götürüyor. Peki o zaman şu ne demek? Bir kenarı 4 kök 3 birim olan düzgün üçgenin, düzgün üçgen ne? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin alanına götürüyor. Ve burası da bir kenarı 6 eksi kök 3 birim olan düzgün dörtgen. Düzgün dörtgen ne oluyor? Kare. Karenin alanına götürüyor. Güzel. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Bizim elimizde sevgili gençler bir tane eşkenar üçgenimiz var. Ve bu eşkenar üçgenin aslında bir kenarı 4 kök 3, 4 kök 3, 4 kök 3. Bir de karemiz var sevgili gençler. Bu karenin de bir kenarı 6 eksi kök 3. Burası da 6 eksi kök 3. Şimdi gelin üçgenin alanını bulalım. Buradan hatırlatma niteliğinde köşeye de yazabilirsiniz. Eşkenar üçgenin alanını nasıl buluyorduk? Söyleyin bakalım. Alan eşkenar eşittir. Bir kenarı A ise A kare kök 3 bölü 4 biçiminde hesaplıyorduk. Karenin alanına zaten bir kenar uzunluğunun çarpımı olduğunu biliyorsunuz. O halde önce üçgenin alanını bir hesaplayalım. Üçgenin alanı yerine yazarsak 4 kök 3'ün karesi. 4 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Karenin alanı da sevgili gençler 6 eksi kök 3'ün karesi olur. Şimdi devam. Kalemi aldık. Diyor ki 4 kök 3'ün karesi 16 kere 3 48 yapar. 48 kök 3 bölü 4 ile bunu toplayacağız. Ben bunu nerede açayım? Şurada açayım. 6'nın karesi 36. İkincinin karesi yani kök 3'ün karesi 3. Eksi 2 çarpı 6 çarpı kök 3. Yani şurası 39 yapar. Eksi burası da 12 kök 3 yapar. Şimdi buraya yazıyorum 39 eksi 12 kök 3. Peki burada 48'i 4'e böldüğüm takdirde burası 12 gelir 12 kök 3. Burada da eksi 12 kök 3 var. Bunlar gitti komple. Geriye sadece elimizde 39 kaldı. Yalnız kaldı orada yazık. Cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Geçiyorum 14. soruma. Bakalım ne diyor? Diyor ki 14. soruda
Ben sana bir fonksiyon verdim. Bu fonksiyonda diyor A 7'ye gitmiş. Eksi 2 de A eksi B'ye gitmiş. Ve bu fonksiyon bir birim fonksiyondur. Birim fonksiyon neydi? Tekrar baştan başlıyoruz bakın. Fx eşittir x'ti. Birim fonksiyon bu. Peki madem öyle ben burada A'yı 7'ye götürdüysem F7 7 olabilir değil mi? Bize demiş ki F A 7'dir. O zaman A kaçmış? 7'ymiş. Yani içi neyse dışı da olan fonksiyon diyorduk ya. O zaman A eksi B'nin de eksi 2 olması gerektiğinden bahsedebiliriz. A'yı da 7 buldum ben. 7 eksi B eşittir. Eksi 2 ise B kaçtır? 9'dur. Bizden istenen ne? A kere B. Yani 7 kere 9. O halde cevabımız ne olacak? 63 olacak diyebiliriz sevgili dostlarım. Geçtim 15. soruma. Aşağıdakilerden diyor kaç tanesi? R'den R'ye bir fonksiyondur. R'den R'ye fonksiyon olabilmesi için ne olması gerekiyor sevgili gençler? 1. Tanımsız olan hiçbir değer olmayacak. Tanım kümesinden yani R'den seçilen bir eleman karşıdaki R'ye R'deki bir ve yalnız bir elemanla eşleşebilir. Tamam. Onun dışında çok bir şey yok. Şimdi fonksiyon olma şartını da incelerken grafik üzerinden ben ne yapacaktım? Y eksenine paralel çizgiler atacağım. Yani bu ne demek oluyor sevgili gençler? Düşey çizgi testi yapacağım. Düşey doğru testi, çizgi neyse. Düşey doğru testi yapacağım sevgili gençler. Pekala. Bu düşey doğrular da bakın şu şekilde bir sürü düşey doğru atıyorsunuz arkadaşlar. Bu doğrular fonksiyonu birden fazla noktada kesiyorsa ya da hiç kesmiyorsa fonksiyon değildir diyeceğiz. Burada tabii bunların bu şekilde uzayıp gittiğini düşüneceksiniz. Dolayısıyla bu bir fonksiyondur deriz. Şuraya bakalım. Şuradan attım bir noktada, attım bir noktada, bir noktada kesti, bir noktada kesti, bir noktada kesti, bir noktada kesti. Fakat şuradan atılan bir noktada kesmez. Kaç tane noktada keser? Bakın 1 ve 2 noktada kesiyor. O halde gitti fonksiyon değil. Yani burada mesela şurası 1 olsun, şurası 2 olsun, şurası 3 olsun. Bu ne demek? F1 hem 2 olmuş hem 3 olmuş. Böyle bir şey imkansız. Geçtim şuraya. Arkadaşlar düşey doğru testini yaptık. Ne geldi? Hepsi tek noktada kesti. O zaman bu da bir fonksiyon. Ama şuraya geçtiğimiz takdirde bir tane çektim. Bakın kaç tane noktada kesti? 1 ve 2 o zaman fonksiyon olamaz. Kaç tanesi fonksiyondur demiş? 2 tanesi. O halde cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı diyebiliriz 15. sorumuz için sevgili gençler. Geçtim 16. soruma. Fx 3x eksi 1 bölü 2 olarak verilmiş ve f içerisinde gx de 4x eksi gx'miş. G3 kaçtır? Şimdi şu ne demek? F'in içerisinde gx demek değil mi? Yani f gx demek. Peki ben bu f gx'i şurada bulsaydım ne olurdu? Bence hiçbir şey olmazdı. Deneyelim. 3 çarpı gx. X gördüğüm yere gx yazıyorum. Eksi 1 bölü 2. Bana soru f gx'i şu şekilde vermişti. Ben de bu şekilde buldum. Şöyle buldum. O zaman bunlar birbirine mecburen eşit olmak zorunda. Eşittir. 4x eksi gx yazdım. Bir işler ister çarpma alalım şimdi. Hadi bekliyorum söyleyin. 3gx eksi 1 eşittir. 2'yi karşıya fırlatıyoruz değil mi çarpım olarak? 8x eksi 2gx yazdım. Şimdi ne yapacağız? Buradaki eksi 2gx'i sol tarafa atalım. Buradaki eksi 1'i de sağ tarafa gönderelim. O halde sevgili gençler bunu bu tarafa atarsam 5gx gelir eşittir 8x artı 1 olur diyebiliriz. Peki gx ne olur arkadaşlar? Artık gx'i bulduk bakın. 8x artı 1 bölü şuradaki 5'i karşıya atacağım bölü 5. Güzel. Bizden istenen ne peki? G3. Yerine yazarız. G3 eşittir. 8 kere 3 24 1 ekledim. 25 bölü 5. Cevap ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. O halde cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Böylelikle ikinci sayfamızı da bitirdik. İkinci sayfamızı da bitirdik. 16 tane soru bitirmiş olduk. Sayfamız bu halde. Üst taraf bu halde. Valla gayet güzel, şık, düzenli bir şekilde çözümleri yapıyoruz. İyi gidiyor bence. İyi çalışıyoruz. İyi çalışıyoruz. Daha devamı da gelecek yani. Fonksiyonlarla kalmayacak bu. Size ben soracağım. Anket yapacağım. Fonksiyonlar genelde hani bilindiği için sizin zorlandığınız konulardan, bir türlü oturmayan konulardan birisi. Permütasyon, kombinasyon, binom olasılık gibi. Fonksiyon, işte bunun yanında parabol olur, polinom olur, trigonometri olur. Hangi konuyu istediğinizi ben size soracağım sevgili gençler anket kısmında. Ankete mutlaka katılın ki katılım da yüksek olsun ki sevgili gençler. Ben hangi konuyu çekmem gerektiğini, sıraya hangisini almam gerektiğini bileyim.
Size sora 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 da neredeyse tüm konuları zaten bu şekilde ele alacağız. Soru çözümünü yapacağız. Haberiniz olsun. Devam. 17. soru. X kare artı 1 bölü x. 3x artı 3 bölü x eksi 4 olarak verilmiş. F4 kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu, ben bu sorulara kurnazlık soruları diyorum. Niye kurnazlık soruları diyoruz? Normal şartlar altında mesela burada çoğu öğrencimiz şunu yapıyor. X kare artı 1 bölü x'i 4'e eşit diyor ki ben bu kısmı 4 yapan x'i bulayım. Ama bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Öncelikle sevgili gençler, şu içerideki x kare artı 1 bölü x'i şu şekilde bir ayırın. X kare bölü x artı 1 bölü x biçiminde bir ayırın. Bakın x kare bölü x artı 1 bölü x. Ne yapar arkadaşlar bu? X artı 1 bölü x yapar. Şimdi f'in içerisine gençler, aslına bakarsanız biz x artı 1 bölü x'i koymuşuz. Ve bu da 3 parantezinde, şu ikisini 3 parantezine alın. X artı 1 bölü x, tabii bir de yanında eksi 4'ümüz var. Buna eşit olmuş. Şimdi olay şu. F fonksiyonun içerisine ben x artı 1 bölü x'i koymuşum. Ve bu f fonksiyonu bu x artı 1 bölü x'e nasıl davranmış biliyor musunuz? Bunu 3 ile çarpmış ve 4 çıkarmış. 3 ile çarp 4 çıkar. O zaman F4'e de aynısını yapmaz mı? 4'ü 3 ile çarpar ve gider sonra 4 çıkarır. Bu da 12-4'ten cevabı 8 yapar. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. 17. sorumuzu da çözdük. 18. sorumuza geçiyoruz sevgili gençler. Fx e üzeri 2x eksi 3'e eşit olduğuna göre f 2x artı 1'in fx türünden eşiti hangisidir? Bak. Genelde aldığım duyuma göre, yani öğrencilerimle çalışırken falan, genelde ya bu soruları yanlış yapıyorlar ya boş bırakıyorlar ya da diyorlar ki hocam bu tarz sorular sıkıntılı ya, hani bunu bunun türünden, bunu bunun cinsinden yazma soruları var ya, onlar da sıkıntı yaşıyorum diyorlar. Ama sıkıntı yaşamanıza gerek yok. Sizden istenen şey çok basit. Yerine yazacaksınız. Yani fx'i zaten vermiş bize, bakın şu şekilde. Bizden istenen şey f2x artı 1'in bulunup fx'e benzetilmesi. Nasıl yapacağız? Şu şekilde. F2x artı 1 isteniyorsa ben x gördüğüm yere 2x artı 1 yazarım. Yani f2x artı 1'i bakın şuraya yazıyorum. Eşittir. E üzeri 2. X gördüğüm yere yazdığım için açtım parantezimi. 2x artı 1. Bir de ne var burada? Eksi 3 var. Peki burası ne yapar? E üzeri 4x. 4x artı 2 eksi 3'ten eksi 1 gelir. Ve bu da sevgili gençler f2x artı 1'dir. Peki ben bunu fx'e nasıl benzeteceğim? Şu şekilde yazabilirim. E üzeri 2x eksi 3 ile, bakın e üzeri 2x eksi 3'ü çarparım. Niye? Çünkü 4x gelmesini istiyorum da ondan. Peki daha sonra ne yapacağız? Çarpı, bir de bir şey eksik burada. Ben bunları çarparsam e üzeri 2x değil 4x eksi 6 gelir. Ne lazım bize? Eksi 3 gelmesini istiyoruz. Yani pardon, özür dilerim. Eksi 1 gelmesini istiyoruz. O zaman e üzeri 5 ile de çarparım. Sevgili gençler, şuna eşit olmuş oldu. Değil mi? Peki şu kısım neye eşitti? Bu kısım şunun ta kendisiydi. Şunun. Demek ki ben fx ile fx'i çarpmışım. Ve daha sonrasında bunu bir de e üzeri 5 ile çarpmışım. Yani e üzeri 5 çarpı fx ile fx'in çarpımı da tabii ki f kare x'tir. Demek ki cevabımız ne olacakmış? E üzeri 5 çarpı f kare x. Cevap Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Nasıl gidiyor? İnşallah anlıyorsundur. İnşallah anlıyorsundur. Ben de inşallah güzel anlatıyorumdur. Bir hatamız falan yoktur umarım. Devam, 19. sorumuz. Neredeyse yaraladık. Fx 2 artı 3 bölü 1 eksi 6 bölü 1 artı x artı 1 bölü x eksi 1. F'in tersinde 3 kaçtır diye soruluyor. Şöyle diyeceğiz, bakın. Ben burada f'in tersinde 3 eşittir a diyorum ya. Yani a'yı soruyor bize. O zaman f a'yı 3 yapanı bulacağız. Yani ben burada A yazdığım zaman, şuralara A yazdığım zaman sevgili gençler, bunun cevabının 3 çıkmasını istiyoruz. A soruluyor bizden. Aslında bildiğimiz basit, hani şu şeyde yapıyorduk ya, nedir onun ismi? Rasyonel sayılarda yapıyorduk ya, merdiven kesirler vardı. Ha işte o merdiven, yumurta diyen var, balon var, balon diyen var. Onu yapacağız. Ve diyeceğim ki iki sayısına, bakın burada bir şey eklenmiş ve 3 olmuş. O zaman bu kareyle işaretlediğim yer 1'dir. Daha sonrasında 3 sayısını bir sayıya bölmüş ve 1 gelmiş. Demek ki bu kareyle işaretlediğim yer 3'müş. 3'ü 3'e bölersem 1 gelir. 1'den ne çıkarsa, şurası sevgili gençler, 1'den ne çıkarırsam 3 bulurum, eksi 2.
Demek ki 6 bölü artık oraya sığmayacak. Ben şöyle yazayım. 1 bölü a artı 1 bölü a eksi 1. Yani 1'den çıkan kısım eksi 2 eşit olmak zorunda. 6'yı neye bölersem eksi 2 gelir? Tabii ki eksi 3'e. Burası eksi 3'müş. Peki 1'e ne eklersem eksi 3 olur? Tabii ki eksi 4. Demek ki a artı 1 bölü a eksi 1 eşittir eksi 4'müş. Buradan içler dışlar çarpımı gerekiyor artık. A artı 1 eşittir eksi 4 a artı 4 derim. Eksi 4 a'yı bu tarafa gönderdim. 5 a. 1'i diğer tarafa salladım. 3. 5 a 3'e eşit ise a 3 bölü 5'in ta kendisidir. O halde cevap da Ceyhan'dır diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 20. soruma. Bu soruyu çözdükten sonra videomuzun %50'si bitmiş oluyor. fx'i vermiş bize x bölü x kare artı 1 olarak ve diyor ki fx ile f1 bölü x'i topla. Neye eşit olur? fx zaten x bölü x kare artı 1'in kendisiydi. Peki f1 bölü x onu x ne olur? X gördüğümüz yere 1 bölü x yazarız. Yani 1 bölü x bölü 1 bölü x'in karesi 1 bölü x kare artı 1. Bizden bu isteniyor. Peki buluruz, onu da buluruz. X bölü x kare artı 1 artı. Şimdi şu kısmı sevgili gençler sizden ricam, şu kısmı birleşik kesre çevirmeniz. Yani paydasını eşitlemeniz. 1 bölü x bölü, bakın payda eşitlersem x kare artı 1 bölü x kare yapacaktır. Bu x kareyi de ters çevirip çarparsam ben eşittir. X bölü x kare artı 1 artı ters çevirip çarpıyorum. X kare bölü x bölü x kare artı 1. Peki sorum şu. X kare bölü x neye eşit? X'e hocam. Şimdi cevap bu olacaksa şurası neydi? Fx'ti. Hocam burası da fx geldi. O halde cevap fx ile fx'in toplamı. Yani 2 tane fx diyebilirsiniz. Böylelikle hangisinde verilmiş? C seçeneğinde değil, E seçeneğinde verilmiştir cevabımız diyeceğiz. Tabi bunları da bulduktan sonra dikkat et ki hata yapma. Tamam, yani 2fx buldun, yanlışlıkla sınav heyecanıyla f2x'i falan işaretleme. Anlaştık? Devam. Kusura bakmayın, çay da içiyoruz ama boğazımızda kuruyor haliyle. Fx fonksiyonu verilmiş bize böyle. Bu fonksiyon birim fonksiyonmuş. Birim fonksiyonu tekrar yineliyoruz. Fx neydi arkadaşlar? Birim fonksiyonda x'ti. Yani içi neyse dışı da olan fonksiyon. F5 eşittir 5, F10 eşittir 10, Fx bölü 2 eşittir x bölü 2 tarzında. Bu fonksiyon birim fonksiyonsa bizden istenen şu, b artı c bölü a'yı bul. Tamam, bulalım. Birim fonksiyonda şu kısmın x'e eşit olması gerekiyor. Ama burada x kareli bir terim var. Dolayısıyla bu x kareli terimin burada olmaması gerek. Niye? Çünkü x kare bölü c eksi 2. Yine x kareli gelir ama ben fx'in x olmasını istiyorum. X kareyle işim yok. O halde a artı 4'ün ne olması gerekiyor? X karenin katsayısının 0. Yani a kaçmış arkadaşlarım? Eksi 4'müş. Bu 1. A'yı bulduk sorunun. 3 tane değer bulacağımıza göre %33'ünü bitirdik şu an. Peki devam. Ben a'nın eksi 4 olduğunu bildim. Buldum ve şurası gitti. 3b artı 2 çarpı x. Şu şekilde çarpı x. Bölü c eksi 2 artı b artı 2 bölü c eksi 2 yazdım. Ve sevgili gençler, bunun ben neye eşit olmasını istiyorum? X'e. X'in katsayısı burada 1, burada X'in katsayısı 3B artı 2 bölü C eksi 2. Demek ki burası 1'e eşitmiş. 3B, onu şuraya yazalım. 3B artı 2 bölü C eksi 2 eşittir 1 olması gerekiyor. İçler dışlarda 3B artı 2 eşittir C eksi 2 diyebilirim. Bu da cepte dursun. Ve son olarak şu kısmında neye eşit olması lazım? 0'a. Çünkü burada bir tane 0'ımız var. Demek ki B kaçmış arkadaşlar? Direkt eksi 2'ymiş. Güzel, soru bitti. Götürürsün eksi 2'yi de şurada yerine yazarsın. Bakın eksi 6 artı 2 eşittir C eksi 2 dersiniz. Eksi 6 ile 2'nin toplamı eksi 4. Peki eksi 2'de bu tarafa sallarsam C eşittir eksi 4 artı 2'den C kaç gelir? 2. C'nin de 2 olması gerektiğini bulduk. Şimdi yerine yazacağız. B eksi 2 idi. C artı 2 idi. A da eksi 4'tü. 2 ile eksi 2'nin toplamı 0 bölü eksi 4'ten cevabımız ne gelir? 0 gelir. O halde cevap da Ceyhan seçeneği olur deriz. Devam. Bayağı bildiğin kazanımları işleye işleye bak. Şimdiye kadar çözdüğümüz 3. birim fonksiyon sorusu oldu. Sürekli başa dönüp tekrar alıyorum. Başa dönüp tekrar alıyorum. Yani hepsini tarayacağız. Hocam hiç grafik yok mu? Dediğin an zaten karşına grafiklerde çıkacak. Hiç merak etme. Bütün kazanımları senin önüne serdim burada 40 soruda. F ve G. Reel sayılarda tanımlı 2 adet fonksiyon verilmiş bize. Fx'in ne olduğunu vermiş.
f eksi gx demek ne demek? Fx'ten diyor gx'i çıkarınca diyor şu kuralı bulacaksın. 4x artı 6'yı bulacaksın diyor. Peki f bölü g fonksiyonunda hangi elemanın görüntüsü bulunmaz diye sormuş. Bunu bulacağız. Şimdi fx'in ben 2x eksi 8 olduğunu biliyorum. Eksi gx'i karşı tarafa sallarsam artı gx kalır. 4x artı 6'yı bu tarafa atarsam 2x'ten 4x çıkarsa eksi 2x ve 6'yı da bu tarafa atarım. Eksi 6 eksi 8'den eksi 14 yapar. Gx'i de bulduk bu. Bizden istenen f bölü gx fonksiyonu. Yani fx bölü gx fonksiyonu isteniyor. Yani sevgili gençler, fx'in ben 2x eksi 8 olduğunu biliyorum. Bölü gx'in de artık eksi 2x eksi 14 olması gerektiğini de öğrendim. Rasyonel bir fonksiyon var elimizde. 2x eksi 8 bölü eksi x eksi 14. Bunu diyor hangi elemanın görüntüsü bulunamaz. Hangisini bulamazsın? Paydayı sıfır yapan elemanın görüntüsünü bulamazsın değil mi? O halde paydamız eksi 2x eksi 14'tü. Ben bunu sıfıra eşitlersem eksi x eksi 2x eşittir 14 olur. X de eşittir eksi 7 olur. Demek ki biz eksi 7'nin görüntüsünü bulamayız sevgili gençler. Cidden bulamayız ama. Geçtim 23'e. Bir grafik sorusu ve bir bileşke fonksiyon sorusu. Diyor ki şekilde ben sana fx artı 2 ve gx eksi 1 fonksiyonlarının grafiklerini verdim. Bunun ve bunun. Ve soru şu. F'in tersi bileşke, g'nin tersi bileşke, f bileşke, f2k olduğuna göre k'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye sorulmuş. Ben bunu şu şekilde bir yazayım önce. F'in tersinin içinde, g'nin tersinin içinde, f'in içerisinde f2. 4 tane eşittir k. Tamam. Şimdi öncelikle bize f2 lazım. F2 nedir? F2'yi bulabilmek için x gördüğüm yere 0 yazmam gerekiyor ki f2 gelsin. 0 yazarsam sevgili gençler f fonksiyonu buydu. Ben burada 0 yerine yazdığım takdirde nereye gidiyor bu? 8'e gidiyor. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? F8 lazım. Peki f8'i elde etmek için x gördüğüm yere 6 yazmam gerekiyor. Peki 6 nereye gitmiş f fonksiyonunda? Bakın burada -2'ye gitmiş. Demek ki burası da -2. Şimdi soru şu. G'nin tersinde -2. Bakın G'nin tersinde -2. Bu nedir? Bunu bir bulalım. G'nin tersinde -2 demek G'yi -2 yapan nokta demek. Peki G'yi -2 yapan noktayı nasıl bulacağım? G fonksiyonumuz şuydu. G fonksiyonumuz buydu. Bu fonksiyonu -2 yapan x değeri için ben şu olduğunu biliyorum. Şurası. Peki ben burayı nereden bulacağım? Soruda bize burayı vermemiş ki. Vermeyebilir, sıkıntı yok ama sen bu g doğrusunun eğimini biliyorsun. Eğimi nasıl bulacağız? Bakın burası eksi 3, burası 3, şurası bölü şurası 1 yapıyor. Güzel. O zaman sevgili gençler, eksi 2 için şunu şöyle yaparsam, ben burada eğimin 1 olduğunu bildiğimden şurası 1, burası da 1 olacak. Yani şurası 1. Bakın şuradaki küçük üçgen var ya, size net göstereyim ben orayı. Şuradaki üçgenden bahsediyorum sevgili gençler. Şurayı silelim. Kalemi de inceltirsek 10 numara 5 yıldız görürsün. Bakın şuradaki üçgeni düşünün. 3'ten, eksi 3'ten eksi 2'ye burası 1 birim. O zaman burası da 1 birim. O halde sevgili gençler ben bunu şu şekilde yukarı doğru taşırsam şurası da mecburen 1 olacak. Demek ki ne olacakmış? X gördüğümüz yere 1 yazacakmışız. Ve ben X gördüğüm yere 1 yazarsam sevgili gençler G eksi 2'nin ne olduğunu bulurum. 1'i yazdım. Burası G0 oldu. Demek ki G0 eksi 2'ymiş. Şu kalemi biraz kalınlaştıralım tekrardan. Bakın G eksi 2. G'nin tersinde eksi 2 diyorduk ya. Ben burada aslında G'nin G0'da G0'ın cevabının eksi 2 olması gerektiğini buldum. O halde G'nin tersinde eksi 2'de ne olur? Tabii ki 0 olur. Demek ki burası 0'mış. Yani şu kısım 0'mış. Şimdi bizden istenen F'in tersinde 0 nedir? F'i 0 yapan değeri bulacağız. Şurayı sildim. Sildim. Ve f'i 0 yapan değer nerededir? Buna bakalım. Arkadaşlar f'i 0 yapan değer bir eksi 10 var. Bir 5 var. Bir de 12 var. 3 tane. Zaten bize değerler toplamı demiş. Ben eksi 10'u şurada yerine yazarsam 8 gelir. 5'i şurada yerine yazarsam 7 gelir. 12'yi burada yerine yazarsam 14 gelir. İşte sevgili gençler şurası eksi 10'u burada yerine yazarsam eksi 8 gelir. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. Eksi 8, 7 daha, eksi 1, 14 daha, 13 yapar. 23. sorumuzun cevabı da böylelikle Denizli seçeneği olmuş olur. Bunlar bileşke fonksiyon, yani şunlar direkt fx'in ve gx'in grafiği olmuş olaydı eğer,
İşimiz kolaydı. Çatır çatır bulmaca gibi tık 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 yerine yazdık çıktı ama bunlar bu şekilde verildiği zaman senin zorluk yaşadığını ben biliyorum. Dolayısıyla sevgili gençler bunlara dikkat etmemiz gerektiğini ve nasıl çözmemiz gerektiğini de bu soruda sana bu şekilde anlatmış oldum. Geçiyorum 24. sorum için 4. sayfama. 3. sayfamıza da şöyle uzaktan bir genel bakış atalım. Nasıl çözmüşüz? Kalabalık mı? Güzel. İnşallah senin de test çözerken sayfaların bu şekilde oluyordur. Böyle kapkara. Kalem lekesinden sorular görünmüyordur inşallah. Tabii bu beddua mı dua mı bilmiyorum ama genelde böyle temiz sayfa daha güzel oluyor ama riskli oluyor. Yani gözünüzde çözdüğünüz soru illaki vardır ama biraz riskli olabiliyor. Dolayısıyla yazın arkadaşlar yazın. Yani matematikte cidden hani bu çok klişe bir laf ama matematikte yazmadan öğrenilmez diye yazın arkadaşlar. Bu sadece matematik için geçerli değil. Çoğu şeyi yazdığınız zaman daha net görürsünüz, daha iyi görürsünüz. Tamam? Hatta bir yerde de okumuştum. Bu söz uçar, yazı kalır diye bir şey vardı. Bir söz var biliyorsunuz. Hani mesela söz uçar, yazı kalır. Biz bu cümleyi nasıl değerlendiriyoruz? İşte söz uçup gider, akılda kalmaz ama yazarsan akılda kalır diye değerlendiriyoruz ya. Hoca da klişe klişe konuşmaya başladı değil mi? Hiç klişe olan bir şeyden bahsetmiyorum. Çünkü bu sözü söyleyenler bu yabancı bir atasözüymüş. Yani Türk atasözü değil. Bu sözü söyleyenler de şu maksatla söylemişler. Söz özgürdür. Uçar, istediği her yere ulaşır ama yazı yazarsan orada kalır. Yani sözü övmüşler. Biz burada yazının önemli olduğunu vurguluyoruz. Aynı atasözüyle ama adamlar bunu söylerken aslında sözün daha özgür olduğunu ve yazının sadece yazdığın yerde kaldığını, sadece senin yazdığın ve kaç kişinin görmesini istiyorsan onlar görebilir şeklinde nitelemişler. Bu da sizin için bir genel kültür olsun. 24. sorumuz. Şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Fx k ya eşit denklemin kökler çarpımı pozitif olduğuna göre k'nın en küçük tam sayıları kaçtır? Mükemmel bir soru. Yani ciddi manada bizim yorum yeteneğimizi sınayacak bir soru. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinlemeni tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar fx eşittir k denkleminin köklerini bulabilmek için biz genelde fonksiyonumuza y ekseninden seçtiğimiz k için x eksenine bir paralel atıyoruz ve kaç tane noktada kesiyorsa bunlar bizim köklerimiz diyoruz. Güzel. Güzel de ben şunu birazcık uzatayım mesela sana. Şöyle uzatalım. Daha sonrasında ben diyorum ki bu fx eşittir k denklemi demişti ya k negatif bir yerde olmuş olsaydı yani şuralarda bir yerde olmuş olsaydı bizim denklemimizin tek bir tane kökü olacaktı ve bu kök de negatif tarafta olduğu için kökler çarpımında negatif olacaktı. Bir tane kök var çünkü. Demek ki negatif bölgede değilmiş arkadaşlar. O halde çıkalım pozitif bölgeye. Pozitif bölgede k eğer şuralarda bir yerlerde olmuş olsaydı. Mesela şurada olmuş olsaydı k. Ben bunu bu şekilde çekerdim. X eksenine paralel ve derdim ki bir köküm bu, diğer köküm bu, diğer köküm de bu. Buradaki kök pozitif, buradaki kök pozitif, buradaki kök negatif. Ve bunların çarpımı da pozitif değil negatif olur. Artı çarpı artı, artı çarpı eksiden negatif olur. Bizden pozitif olanı istemiş. Demek ki bizim k'mız burada da değil. Birazcık yukarıya taşısam hiçbir şey değişmiyor. Birazcık yukarıya taşısam tam olarak şurada 4'ten geçiyorsa eğer bir kökümüz 0 olduğu için çarpımları da 0 olacaktır. Demek ki benim bunu birazcık daha yukarı taşımam gerekiyor. Mesela şu şekilde. Sevgili gençler buradaki kökümüz bakın negatif. Buradaki kökümüz bakın negatif. Buradaki kökümüz de pozitif oldu. Negatif çarpı negatif pozitif. Ben bir de bunu pozitifle çarparsam gene pozitif olur. Demek ki kökler çarpımımız pozitif geldi. Ve diyor ki k'nın en küçük tam sayı değeri. Demek ki biz şunu anladık. K sayısı 4'ten bir tane büyük olursa en küçük değerini alır. Cevap denizde. Yani k şurada olursa yani 5 olursa sevgili gençler bunu sağlar. 6'da da sağlar. 7'de de sağlar. Sıkıntı yok. 8'de sağlamıyor mesela. Ama bunlar da sağlar. En küçük tam sayı değeri nedir peki? 5'tir. Cevabımız denizli seçeneği olacaktı. Güzel soruydu, sağlam soruydu. Geçtik 25. sorumuza sevgili gençler. Bak bu da çok güzel bir soru. Niye? Çünkü fx'i okuyalım. x eksi 1 bölü bu devam ediyor bu şekilde. Ve sonsuza kadar da göndermiş. Nokta 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 koymuş bırakmış. Küfreder gibi. Gx'e bakalım. 1 artı x bölü 1 artı x bölü 1 artı x bölü gene küfretmiş. Bileşke g'nin tersine 2. Eşiti kaçtır diye soruluyor. Şimdi aslında bize şu soruluyor. F'in içerisinde
Y'nin tersinde 2 soruluyor ve bize öncelikle ne lazım? Y'nin tersinde 2 lazım. Şimdi ben GA'ya 2 dersem ya da şöyle diyelim. Y'nin tersinde 2'nin A olduğunu söylersem GA'nın sevgili gençler 2 olması gerektiğini söyleyebilirim. Yani ben burada X gördüğüm yere A yazdım, A yazdım, A yazdım, A yazdım, hepsini A yazdım ve buranın ne çıkmasını istiyorum? 2. Pekala. Şimdi aslına bakarsanız G'nin tersinde 2 lazım. Yani A lazım dedik ya, burada A'yı bulmak kolaydır. Nasıl? Şu şekilde. 1 artı A bölü 1 artı A bölü 1 artı A 1 artı A gidiyor bu. Peki ben şu kısmı görmezden gelirsem. Burayı görmüyorum. Burayı görmeyin arkadaşlar. Böyle sildim. Şurası ne olur? Bakın okuyalım. 1 artı A bölü 1 artı A bölü 1 artı A bölü 1 artı A. Burası da 2 olur. Değil mi? Yani şöyle düşünün. Büyük okyanusa gittiniz. Büyük okyanustan işte 5 tanker dolusu su aldınız. Türkiye'ye getirdiniz. Bahçenize döktünüz. Yani kurutur gerçi toprağı da. Bir yere döktünüz. Havuza döktünüz. Peki Google Earth'ten baktınız. Büyük okyanus hala da duruyordur. Hiç okyanus üstünden hiçbir şey kaybetmemiştir. Niye? Çünkü onda sonsuz tane zaten var su. Su damlacığı sonsuz tane var. Sen 5 tanker su çok 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 az kalır büyük okyanusun yanında. O zaman da şöyle diyebilir miyiz? Okyanustan ben ne kadar su çıkarırsam çıkarayım, okyanustan bir şey kaybetmiyorsa. Sonsuz dediğimiz ifadeden de biz ufacık bir terim çıkarsak sonsuzluğundan bir şey kaybeder mi? Etmez. O halde ben buradan sadece 1 artı A'yı çıkarmam demek şuradakini değiştirmeyecektir. Burası da yine 2 olacaktır sevgili gençler. O halde artık şurayı görebiliriz. Hop, tamam. Şimdi bakın. 1 artı A alt kısma ben 2 demiştim. Eşittir 2 oldu. Soruyu bitirdik be. A bölü 2 eşittir 1 ise A kaçtır? 2. Demek ki burası 2'ymiş. Demek ki G'nin tersinde 2, 2'ymiş sevgili gençler. Güzel. Yani burası 2 ise artık bizden ne isteniyor? F2. F2 için de yerine yazacağız. 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü nokta 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 bu böyle gidiyor. Peki şimdi ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Eğer ki ben bu soruluyorsa bana ve ben buna sevgili gençler A harfi diyeyim. Buranın tamamı A'ya eşitse. Bakın bu sefer de şurayı görmeyin. Şurayı görmeyin arkadaşlar. Şu alt kısım ne olacaktır? Tabii ki A olacaktır. Demek ki artık tekrardan görebilirsiniz o kısmı. Diyorum ki 2 eksi 1 bölü A eşittir A ise. 2A birleşik kese çeviriyorum. Eksi 1 bölü A eşittir A yapar. Buradan A kare eşittir 2A eksi 1 gelir. Hepsini sol tarafa toplarsanız A kare eksi 2A artı 1 eşittir 0 yapar. Demek ki A eksi 1'in karesiymiş bu da. 0 ise A kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 1'dir. Bizden A isteniyor demiştik. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Şık soruydu, güzel soruydu, bol kazanımı olan bir soruydu. Dikkatli bir şekilde dinlemeye devam et. Az kaldı, dayan, çıkma. Şekilde F ve G fonksiyonlarının grafiklerini ben sana verdim diyor. Ve AB uzunluğu, yani şuradaki uzunluk sevgili gençler, şöyle çekelim gösterelim. Buradaki uzunluk 5 kök 2 birim olduğuna göre F6 kaçtır diye sorulmuş. Peki düşünelim. Şimdi sevgili gençler şurada bakınız. Şu uzunluk kaç birim? 2. Şu uzunluk kaç birim? Hocam bu da 2. O zaman 2'ye 2 oranı var. Yani bu doğrunun eğimi de 1'miş. Peki şöyle düşünelim. Burası kaç birim yapar? Yani A'dan eksi 1'e kadar olan kısım şurası. 2 2 ise hocam 2 kök 2 olur. Şimdi burası 2 kök 2. Burası da 5 kök 2 ise ben şunu şuradan şöyle indirsem. Tamam mı? Ve desem ki bana şu kısmın uzunluğunu bir söyleyin bakalım. Şu kısmın uzunluğu ne olur arkadaşlar? Ve şu kısmın uzunluğu ne olur? Bana bunları söyleyin desem. Bir de şunu söylemek zorundasınız. Hocam eksi 1'den b'ye kadar olan kısım 7 kök 2 ise demek ki burası 7'ymiş. Demek ki burası da 7'ymiş. Ben eksi 1'e 7 eklersem burası ne olur? 6. Şimdi bizden istenen ne? F6. 6'yı biz bulduk ya işte. 6 nereye gitmiş? 7 birim yukarıya. Yani 7'ye gitmiş. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Dördüncü sorumuzun sağ üst tarafına geçiyoruz arkadaşlar. 27. sorumuz. Bize diyor ki 27. soruda F2 B'dir diyor. Yani 2'yi B'ye götürdüm. E4'de C'ye götürdüm. Tamam. X A'dan B'ye tanımlı fonksiyon sayısını veriyor. Y'de A'dan B'ye tanımlı birebir fonksiyon sayısını veriyor. Ona göre X eksiği ona göre X eksiği kaçtır diye sormuş. Şimdi
2'nin B'ye gittiğini biliyoruz. 4'ün de C'ye gittiğini biliyoruz. Peki biz A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlayabiliriz bu şartlar altında? Ben 1'i karşıda kaç tane farklı elemana götürebilirim arkadaşlar? Karşı küme 5 eleman. 5 farklı elemandan birisine götürürüm. 3'ü ise bunu da 5 farklı elemandan birine götürürüm. O halde 5 çarpı 5'ten 25 gelir. Bu X olur. Bakın dikkat edin. 1'e 1 falan dememiş burada. Sadece demiş ki A'dan B'ye tanımlı fonksiyon sayısı. Peki A'dan B'ye tanımlı birebir fonksiyon sayısı deseydi onu nasıl bulacaktık? Hemen bulalım. Şunları sildim. Şimdi 1. Karşıda kaç elemana gidebilir? B ve C hariç. Niye? Onlara giderse birebirlik bozulur. O zaman 3 elemana gidebilir. Ki varsayalım ki 1 A'ya gitmiş olsun. Peki şimdi sorum şu. 3 karşıda kaç elemana gidebilir? Ya D'ye ya da E'ye. Yani 2 farklı. O halde 3 çarpı 2'den de burası 6 gelir. Bu da bize Y'yi verir. X'ten Y'yi çıkar demiş. Cevap 19'dur deriz sevgili gençler. Cevap C seçeneği olacaktı diyebiliriz. İşaretledik, geri sildik. Aynen öyle. 28. sorumuz. Fx x artı 1 bölü 3 olduğuna göre f'in içerisine 1 bölü f'in tersinde x'i yazarsan bu hangisine eşit olur diye sorulmuş. Hayda. Şimdi f'in tersini bir bulabiliriz. F'in tersi 3x eksi 1'dir değil mi? Bunu nasıl buluyorduk? Buraya x dersiniz. Karşıya attınız. 3x artı 1'i de karşıya attınız. Eksi 1. Yalnız kalan x sizin f'in tersinizdir. F'in tersidir. Aynen. Şimdi bizden istenen de şu. F'in içerisine şunun tersini yaz. Yani çarpma işlemine göre tersini yaz. Ne yazacağız? 1 bölü 3x eksi 1 yazacağız. Tamam. Hocam ben bunu f'in içerisine zaten yazabilirim şu kısımda. Ben x gördüğüm yere bunu yazarsam gelir. Evet alalım. 1 bölü 3x eksi 1 artı 1 bölü 3. Tamam. Şu eşittir orada olmadı. Ve hizalayalım kesir çizgisiyle. Pekala. Bunu sevgili gençler nasıl yazarım ben? Paydasını bir eşitleyelim. 1 kere 3x eksi 1. 3x eksi 1 artı 1 daha 3x yapar. Bölü şu 3'ü de ters çevirip şununla çarparsam 9x eksi 3 gelecektir. Üst taraf zaten 3 var. Alt tarafta 3 parantezinde 3x eksi 1 yazarım. Böylelikle sevgili gençler şu 3 ile şu 3 birbirini götürür. Geriye sadece 1 bölü 3x eksi 1 kalır. İşte sevgili gençler x bölü özür diyorum. Buradaki 3x 3'ü götürdüm. Burada da sadece x kalır. 1'i sildim. X'imi yazdım. Cevap da Adana seçeneği olmuş oldu dedim. Ve geçtim 29. soruma. Diyor ki aşağıda f fonksiyonunun ben sana grafiğini verdim. Gx fonksiyonu da 3 eksi fx eksi 2. Buna göre g eksi 2 artı g5 nedir? Şimdi bize verilen şey şu. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bize verilen şey şu arkadaşlar. Peki ben burada g eksi 2 istiyorsam o zaman yerine yazarım bakın. G eksi 2 eşittir. 3 eksi f eksi 2 yazıyorduk ya. Eksi 2 eksi 2 kaç yapar? Eksi 4 yapar. Şimdi bana ne lazım? F eksi 4. Peki f eksi 4 kaç? Burada hocam 0. Burası 0 ise g eksi 2 kaçmış? 3'müş. Demek ki burası 3. Bir de hocam bana g5 lazım. Onu da bulursam. Buluruz. G5 eşittir. Şurada yerine yazıyorum. 3 eksi f x gördüğünüz yere 5 yazıyorduk. 5'ten 2'yi çıkardım 3. Peki f3 nereye gitmiş? Hop burada 3'e gitmiş. Demek ki burası da 3'müş. 3'ten 3'ü çıkar 0. Demek ki burası da 0'mış. Bize istenen şey şu. 3 ile 0'ı topla demiş. Toplarız. Cevap Edirne seçeneği gelir. 4. sayfamızda bitiriyoruz. Buna da şöyle bir geriden bakalım şöyle. Yaslanalım arkamıza. Şöyle bir geriden bakalım. Burası sanki biraz daha boş oldu ama şekilli sorunun, grafikli sorunun falan olmasından kaynaklı. Yoksa yukarı taraflar daha böyle karınca yuvası gibi görünüyordu. Şık görünüyordu ama burası da iyi ya. İdare eder. Şu pembe rengi sevmedim. Bir daha yazmayacağım onu. Evet. Geçtim 30. soruma. 5. sayfamdayım. 30. sorumdayım. Diyor ki bize aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Yanlış olanı bulacağız. Şimdi şöyle f2 f10'a eşittir demiş. 2 nerede arkadaşlar? 2 şurada bir yerde. Yani 10 da şurada bir yerdeyse eğer. Bakın f2 de 5'e gitmiş. F10 da 5'e gitmiş. Haliyle f2 f10'a eşittir. Bir daha buna yazmayacağım demiştim. Tamam. Şimdi bunu da değiştirelim. Turuncu yapalım. Eksi 2 ile 0 aralığında yani şu aralıkta sevgili gençler. Diyor ki fx 0'dan büyük veya eşittir. Evet bakın burada 0. Burada da hep 0'dan büyük. Demek ki b de doğru. Fonksiyonun alabileceği en küçük değer 0'dır. Fonksiyonun alabileceği en küçük değer şuradadır ve gerçekten 0'dır. Bu da doğru. Fonksiyon 1'e 1'dir. İnsana derler ki hadi lan oradan. Adama derler ki hadi lan oradan. Niye?
Çünkü bak burada F2 de 5'e gitmiş, F10 da 5'e gitmiş, işte F3 de 5'e gitmiş, bu da 5'e gitmiş, bu da 5'e gitmiş. Veya şurada bak iki tane noktada kesmiş, bu da buraya gitmiş, bu da buraya gitmiş. Birebir falan değildir kardeşim, cevap Denizli olacaktı. Birebirlik testini nasıl yapıyorduk? X eksenine bir yatay doğru çekiyorsunuz. Eğer birden fazla noktada kestiyse birebir falan değildir. Eğer sadece bir noktada kesiyorsa birebirdir diyorsunuz. Tamam, bu da buradan bu şekilde hatırlatma olsun sizlere. 31. sorumuz. Çok dikkatli dinlemeni gerektiren bir soru, haberin olsun. Şimdi aşağıda hızları eşit ve 40 km bölü saat olan X ve Y araçları gösterilmiş. X aracı sadece A ve B kentleri arasında gidip gelmekte. Y aracı ise C kentleri, A ile C kentleri arasında gidiyor gidiyor geliyor. Yani X aracı şu hareketi yapıyor sürekli. Y aracı da şu hareketi yapıyor sürekli. Tamam. Bunları sildim. Devam. Buna göre 6 saatlik hareketleri süresince X ve Y araçlarının B noktasına olan uzaklıkları toplamını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. X ile Y araçlarının B noktasına olan uzaklıkları toplamını gösteren grafik. Şimdi şöyle diyeceğiz o zaman. Sorumuza bakalım. Direkt elenecek bir şey var mı? Var. Vallahi mesela C şıkkı gidiyor direkt. Bunu nasıl anladık? Şu şekilde. İlk başta hareketlerine başlamadan, yani 0. saniyede X aracının B'ye olan uzaklığı 120, Y'nin de B'ye olan uzaklığı 120. Ve ben bunları toplarsam 240 gelir ilk başta. C neyle başlamış? 160'la. Gitti kardeşim. Bunu sildik. Bunu götürdük. Pekala. Daha sonrasında sevgili gençler, bunlar 40 km bölü saat hızla gittiklerinden kaç saat sonra B noktasına ulaşır ikisi de? Tabii ki 3 saat sonra. 3 kere 40, 120 yapar çünkü. 3 saat sonra X aracının B noktasına olan uzaklığı 0 iken Y'ninki de 0 olacak. Demek ki 3 saat sonra grafik 0'a doğru düşmüş olacak. O halde 3 saat sonra burası 160 olduğuna göre burası gider. Bak 3 saat sonra 0 olmuş. Doğru. 3 saat sonra 0 olmuş. Doğru. Geçtim. 3 saat sonra 0 olmuş. Doğru. Geriye kaldı elimde 3 tane şık. Bak şu an sallasak bile %33,3 devreden hakkımız var. Şansımız var. Peki. Ben diyorum ki 2 saat sonra bunlar nerede olur? 2 saat sonra Y aracı bu tarafa doğru, X aracı da bu tarafa doğru gittiğinden Y aracı C'ye ulaşmış olur. 80 km. Bu da şuralara bir yere ulaşmış olur X aracı. Demek ki burası da 80 km. Ve X aracının B'ye olan uzaklığı 80. X'in 80. Y'nin de 80. O halde toplamda 160 olacak. Demek ki 3'ten 2 saat sonra 5 var. Ve 5'te de sevgili gençler 160'ı vermek zorunda. Ama burada 4'te 160 yapmış. Gitti. Bunlara bakalım. 5. saatte 160'a ilk defa ulaşacaklar. Burada daha öncesinde 160 olmuş. O zaman bu da gitti. Cevabımız Bursa seçeneği olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Evet, 5. sayfanın sağ üst tarafına geçiyoruz. 32. sorumuz. Gözünüzde çözebileceğiniz bir soru. Vallahi bak gözünüzde çözersiniz. Ben cevabı 1 diyorum size. Sebep. F19x+1 1/19'a eşitmiş. Kardeşim, bu F nasıl bir fonksiyon? Bence bu F sabit bir fonksiyon. Neden? Çünkü burada içeride x değişkeni olmasına rağmen fonksiyonun sonucu x'ten bağımsız. X'ten bağımsız olan fonksiyon da sabit fonksiyondur diye 40 defa söylemiştik. Şimdi f2001 kaçtır o zaman? 1/19'dur hocam. Burası 1/19'dur. Burası 1/19'dur. Peki 2001'den 2019'a kadar kaç tane f var? 2001'den 2019'a kadar 19 tane sayı olduğu için 19 tane de f var. Dolayısıyla 19 tane 1/19'dan cevabı şunlar giderse cevaba 1 diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan olacaktı sevgili gençler. Geçtim 33'e. A kümesi 1'den 19'a kadar olan doğal sayılar, B kümesi 3'den 39'a kadar olan tek doğal sayılar diyelim olmak üzere. Bir f fonksiyonu var. Ben bunu alıyorum, A kümesinden x'leri alıyorum, B kümesine taşıyorum. Ve diyor ki tanımlı f fonksiyonu birebir ve örten olduğuna göre f'in tersinin görüntü kümesindeki elemanların toplamı. Arkadaşlar birebir ve örtense haliyle A kümesindeki eleman sayısıyla B kümesindeki elemanların sayısı birbirine eşit olacak. Yani iki kümede de 19 tane eleman var. Birebir diyor. Yani 3'ü, 5'i, 7'yi, 39'u hepsini alıp karşıda farklı bir elemana götürecek. Yani aslına bakarsanız F'in tersinin görüntü kümesi A kümesinin ta kendisi olacak. Yani diyor ki A kümesindeki elemanların toplamı kaçtır diye sormuş masumane bir biçimde. Yani 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı. N çarpı N artı 1/2 formülüyle 19 çarpı 20/2 dersek
Şunu şunu da sadeleştirdim. 10. 19 kere 10'da 190 yapar. O halde cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili arkadaşlar. Yoruldunuz biliyorum. Vallahi billahi ben de yoruldum ama çözeceğiz arkadaşlar. 40 yani toplam 7 tane sorumuz kaldı. Bir şeyi 40 defa söylerken oluyor ama 40 defa söylemek de basit değil. Haberiniz olsun. Devam. 34. sorumuz. Diyor ki aşağıda fx fonksiyonunun grafiğini ben sana verdim. Buna göre fx fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerinin kesişimi olan kümeyi bulunuz. Tanım kümesini x ekseninde fonksiyonun alabildiği en geniş aralığı alacağız sevgili gençler. Mesela burada eksi 3'ü alabilmiş ama 7'yi alamamış. O zaman tanım kümemiz bu. Buna tanım kümesi diyelim tk. Peki görüntü kümesi onu da y ekseninde bakacaksınız. Mesela burada eksi 5'i almış ama 5'i alamamış. İçi boş. O halde ne diyeceğiz? Eksi 5'ten kapalı 5'ten açık diyeceğiz. Bu da görüntü kümemiz olacak. Hadi bir de bunları kesiştir demiş. Kesiştirelim. Şöyle kesişim işlemi diyelim. Biz aralıkları kesiştirirken ne yapıyorduk? Unutmayın. İlk defa duyuyorsanız da mutlaka aklınızdan çıkarmayın. Alt sınırların, bak tam tersi. Alt sınırların büyüğüyle üst sınırların küçüğünü. Peki burada eksi 3 ve eksi 5'ten alt sınırlardan büyüğü hangisi? Eksi 3. 7 ve 5'ten küçüğü hangisi? 5. Demek ki cevabımız eksi 3 ile 5 aralığı olacak sevgili gençler. O da hangi şıkta verilmiştir? Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 34. sorumuzun cevabı da buydu. 5. sayfamızı da bitirdikten sonra artık son sayfamıza geçiyoruz. Sabırlı ol, dinle. Topu topu 6 tane sorumuz kaldı. A'dan B'ye tanımlanabilecek sabit fonksiyon sayısı 4. Sabit fonksiyon sayısını biz nasıl buluyorduk? Hemen iki tane kümeyi çiziyorsunuz. Buradan yani A'dan B'ye tanımlanabilecek bir sabit fonksiyon varsa buradaki tüm elemanlar toplanıp ya bu elemana ya bu elemana ya bu elemana ya bu elemana gider diyorsak demek ki B kümesinin ben 4 elemanlı olması gerektiğini biliyorum. Bunları da A, B, C'de dedik. B kümesi 4 elemanlı. Birebir fonksiyon sayısı da 12'ymiş. Şimdi A kümesi kaç elemanlı bunu bulacağız. Ben diyorum ki A kümesinden birinci elemanımı seçtim. Karşıda kaç elemana gidebilir? 4. Varsayalım ki bu buna gitti. İkinci eleman için kaç tane eleman kaldı? 3. 4 kere 3 zaten 12 yaptı şimdiden. Demek ki sevgili gençler A kümesinin de 2 tanecik elemanı varmış. Yani A kümesi 2 elemanlı, B kümesi 4 elemanlı, S A ile S B'nin toplamı da 6 yapar diyeceğiz ve son 5 soruya gireceğiz sevgili gençler. Hadi bakalım. 36. soru. Yukarıda grafiği verilen fonksiyonun denklemi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kalemi görüyorsunuz, kalemi bırakacaksınız. Bıraktınız kenara, eller serbest. Tamam. Şimdi biz grafiğimize bakıyoruz. Grafik üzerinde yani şu pembe bir tane doğru grafiği. Bu doğru grafiği tamam. Ve ben bunda öyle bir yorum yapmam lazım ki çat diye direkt cevap çıksın. Arkadaşlar bu fonksiyon birebir mi? Evet. Tamam. Başka hangi yorum yapabiliriz? Bir tane kökü var. Evet doğrusal olduğu için bir tane kökü olmaya hakkı da var. 0 için eksi 2'den geçmiş. Evet evet ama başka yorum istiyorum ben. Başka yorum. Biraz daha böyle teorik bir yorum istiyorum. Fonksiyon artan mı azalan mı mesela? Hocam bu fonksiyon azalan. O halde bu fonksiyonun eğimi de negatiftir. Doğru mu? Doğru. Şimdi şıklara bakın. Eğim negatif. Eğim negatif. Eğim negatif. X'in katsayısı. Attığın x'i karşı tarafa eksi x geldi. Eğim negatif. Buraya bakıyorsun. Eğim 1. Yani pozitif. Yani bu fonksiyon. B'deki fonksiyon. Artan azalan değil. O halde sadece işaretlemek için kalemini B'ye götürüp böyle ufak bir tebessümle işaretleyebilirsin cevabını ve net doğru bir net de kazanmış oldun. 37. soru. Çok güzel sorudur kendisi, dikkatli bir şekilde dinle. 72 basamaklı bir merdivenin basamakları aşağıdan yukarıya doğru 1'den 72'ye kadar olan doğal sayıların numaralandırılıyor. Salih de bu merdiveni önce her adımda 2 basamak atacak şekilde çıkıyor sonuna kadar ve her adımda 3 basamak atacak şekilde de aşağıya iniyor. F fonksiyonu da şunu yapıyor. Salih'in x'inci adımda kaçıncı basamakta olduğunu gösteriyor bize. Bu biçimde bir f fonksiyonu tanımlanmış. F içerisinde f 20 kaçtır diye soruyor. Zıkkımın kökü. Demeyin 10 numara soru. Şimdi f'in içerisinde f 20'yi bulabilmek için öncelikle bakmayın. Benim f 20'yi bulmam gerekiyor. Pekala. F 20'yi nasıl bulabiliriz? Ses gitti artık iyice ama dayanıyorum, 4 sorum kaldı çünkü. F20 nedir? 20. adımda kaçıncı basamaktadır?
Bunu soruyor aslında. Peki bu adam önce çıkarken, hatta önce şunu bulalım biz. 1'den 72'ye kadar toplamda 36 adımda çıkacaktır Salih. Salih dedi mi? Aynen. 36 adımda 1'den 72'ye çıkacak. 20. adımda hala çıkamamış demek ki. Peki her adımda ikişer ikişer atlıyorsa 20. adımında kaçıncı basamağa basar? 40. basamağa basar. Aslında bize sorulan şimdi hep 40. Peki biz ne demiştik az önce? 36. adımını 72 numaralı basamağa basmıştır. En üstteyiz şu an. Yani şurayı sileyim. Biraz daha düzgün gösterelim. Bir, burada 72. basamak var. Burada 1. basamak var. 36. adım da burada. Peki biz kaçı yarıyoruz? 40. adım. Şimdi başa, yani aşağı doğru inecek. Ve üçer üçer inecek. 72'den 3 indi 69. 69'dan 3 indi sevgili gençler. Bu arada bu 37. adımdı. 38. adımını 3 daha düştüm 66 numaraya basar. 39. adımında 3 daha indim 63'e basar. Ve 40. adımında sevgili gençler, 40. adımında 3 basamak daha iner ve 60'a basar. Şu bu da bu. Demek ki sevgili gençler cevap neymiş? 60 imiş diyeceğiz. Gerçekten kaliteli, şık ve güzel bir soruydu. Aslına bakarsanız çoğu klasik fonksiyon sorusundan daha az yoran bir soru bizi. Yani yeni nesil sorulara bu gözle bakın. Aslında yeni nesil soru zor soru demek değildir. Sizin anlama yetinizi ölçecek sorulardır. Unutmayın ki siz temel yeterlilik testine giriyorsunuz. Yani bunlar aslında birer temel yeterlilik. Ve sevgili gençler, ilk etapta size zor gelmesinin, yeni nesil soruların ilk etapta size zor gelmesinin tek sebebi de alışkın olmadığınızdandır. Tamam, bunu mutlaka aklınızdan çıkarmayın. Alıştığınız takdirde, bu tarz sorular çözmeye devam ettiğiniz takdirde şunu fark edeceksiniz. Ulan klasik soru harbiden amelelikmiş yahu diyeceksiniz. Emin olabilirsiniz buna. Şimdi 38. soru ve son 3 sorumuz sevgili gençler. Devam. Böyle bir tablo verilmiş bize. Peki bu tablo ne işe yarıyor? Hemen açıklama kısmını okuyoruz. Yukarıda verilen birim karelerin içine birden başlayarak gösterilen düzende doğal sayılar yazılmış. Herhangi bir birim kare içinde yazan sayı x olmak üzere. Kusura bakmayın. X şunu yapıyor. X yazan birim kare ile ortak bir kenara sahip komşu birim karelerdeki sayıların toplamını bulduruyor. Mesela F1. F1'in komşuları ne? Şu ve şu. Ortak bir kenara sahip. Köşe demiyor. Köşe demediği için 6'yı almadık mesela. O halde 2 ile 5'in toplamı 7'dir diyoruz. F7 mesela 7'nin komşuları bu, bu, bu ve bu. Bunların toplamı da 28'dir diyor. Dolayısıyla F7 de 28'e eşittir diyor. Peki F10 kaçtır? 10 nerede? 10 burada. Komşuları da bunlar mı? Toplayalım. 14, 6 daha 20. Burası da 20. Aslında bizden ne istenmiş? F10 40'mış. Bizden F40 isteniyor. Şimdi tek tek yazmayacaksınız yukarıda. Hocam 40 yok burada. Tek tek yazmayacaksınız zaten. Hemen şunu yapacaksınız. Mantıklı düşünün. Bakın şu sütundaki sayılarımız, şu sütundakiler 4 ile bölümünden kalan 1 olanlar. Şu sütundakiler 4 ile bölümünden kalan 2. Şu sütundakiler 4 ile bölümünden kalan 3 olan sayılar. Buradakiler de 4'ün katı olan sayılar. 4'ün katları buradaysa o zaman 40 da burada değil midir? Evet. Peki 40'ın bir solunda ne vardır? 39 hocam. 40'ın bir altında ne vardır? 36. 40'ın bir üstünde ne vardır? 44. İşte sevgili gençler, bunları toplayınca cevabı bulacağız. Çünkü 40'ın komşuları bunlar. Güzel toplayalım. 44'te 36 toplarsam 80 yapar. Üzerine bir de 39 eklersem ben 119 benim cevabım olur. O halde cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, son iki sorumuz kaldı. Biraz şöyle rahatla, bitmek üzere rahatla. Chat kısmı sizler de inşallah sıkılmamışsınızdır. Belki de şu an hiç izleyen yok ve ben chat kısmı diye boşuna söylüyorum. Sıfır kişi izliyormuş mesela ve ben chat kısmıyla konuşuyorum. Ki hoş, şu anda da zaten duvara bakarak anlatıyorum, ekrana bakarak anlatıyorum. Ama biliyorum ki bu videoyu çok kişi izleyecek ve çok kişinin işini görecek bu video. Şimdi o yüzden gönlüm rahat yani. Duvara da baksam, boş boş kendi kendime konuşuyor gibi olsam da şu an dışarıdan bakıldığı zaman sizlerin çok işine yarayacak bir video olduğu için çok mutluyum. Aşağıdaki grafikte bir grup insanın inç cinsinden boylarının uzunluğunun yaşlarına göre değişimi verilmiştir. Boylarının uzunluğunun yaşlarına göre değişimi, ama boyların uzunluğu da inç cinsinden verilmiş. Bu inç sorunun içerisinde bizim işimize yaramayacak. Buna göre
Yaşları 13-18 kapalı aralığında olan kişilerin boylarının ortalama değişim oranı nedir? Bakın 13 ile 18 arasında olan diyor. 13'ün gittiği yeri vermiş 57. Burayı da vermiş 76-18'i. O halde ben şunu yapacağım. Şöyle bir üçgen çizeceğiz sevgili gençler. Bakın 13 şurası olsun. Şöyle bir üçgen çiziyoruz. Buradaki değişim oranını bulmak için buradaki üçgenin şuradaki açısının tanjantını bulmamız gerekiyor. Değişim oranı diyoruz ya. Türevle çok alakalı hani. Hatırladın sen onu. Karşı bölü komşu diyeceğiz. Karşısını nasıl bulurum? 76'dan 57'yi çıkarırım. 19 derim. Komşuyu nasıl bulacağız? 18'den 13 çıkarırım. 5 derim. O halde cevap 19 bölü 5'i ta kendisidir deriz sevgili gençler. Ve şimdi son soru. Bakın aşağıya doğru ittiriyorum. Artık gitmiyor. Şöyle şöyle çekiyorum. Gitmiyor artık ekran. Son sorumuzdayız. 40. soru. 40. soruyu çözmeden önce hala abone değilsen, lütfen abone olursan ve bu videoyu beğenirsen, beni desteklersen sevinirim. Beni mutlu etmiş olursun. 100 bine de az kaldı. Adım adım 100 bine doğru ilerliyoruz. Ben sana burada faydalı videolar çekmeye devam edeceğim. 100 binde olsak, 10 binde olsak, 1 milyonda olsak ki 1 milyon çok ütopik bir hayal gibi geliyor ama olsak da sevgili gençler, olmasak da ben sana burada videolar çekmeye devam edeceğim. Ara sınıf kanalına yaklaşık acil matematik ara sınıf kanalında 150. SML Hoca Matematik YouTube kanalında yaklaşık olarak 1200 tane video çektim. Yani toplam 1350 tane video çektim. Bunları ben 100 bin aboneyken çekmedim. 50 binken, 40 binken, 10 abonem varken, 200 abonem varken çektim. Dolayısıyla ben hala çekmeye devam edeceğim. 100 binde olsak, 200 binde olsak. Sadece bu beni daha fazla şevke getirip şu günlerde günlük 3-4 tane video çekiyorsam sana 9-10 tane video çekerim. Hiç sıkıntı değil. Son sorumuza bakalım ve daha sonrasında da vedalaşalım. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Bu arada vedalaşmayalım. Videonun sonunda bir duyurum olacak. Haberiniz olsun. R'den R'ye tanımlı bir f fonksiyonu. F 2x kare eksi x, 6x kare eksi 3x artı 5 ve f'in tersine 11 soruluyor. Gençler, şurada bir tane kurnazlık sorusu çözmüştük. Hatırladınız mı siz onu? Sol üst taraftaydı hani. Burası da değilmiş. Ne kadar çok olmuş ya, onu çözelim. Bu da değil. Söyleyeceğim şimdi. Şu. Bu bir kurnazlık sorusu demiştim. Ve aynı kurnazlık sorusu, burada yaptıklarımızı iyi düşünün. Aynı kurnazlık sorusu burada da mevcut. Şimdi bakalım. Diyorum ki f 2x kare eksi x eşittir. Bu kısmı 3 parantezine almanızı istiyorum. 3 parantezinde 2x kare eksi 3 x yapar mı sevgili gençler? Yapar hocam. Artı 5. Şimdi f fonksiyonu içine aldığı 2x kare eksi x'e nasıl davranmış? Bakın burada. Önce 3 ile çarpmış, sonra 5 eklemiş. Doğru mu? Doğru. O zaman f bu x'e nasıl davranır? Aynı şekilde. Önce 3 ile çarpar, sonra 5 ekler. F'in tersinde 11 soruluyor ya. F'in tersinde benim 3x artı 5'im de x'e eşit olmaz mı sevgili gençler? Ben şununla şunu yer değiştirebilirim sonuç olarak. Ben şurayı 11 yapan x'i bulsam cevabı bulmaz mıyım? Bulursun hocam. X gördüğüm yere 2 yazarsam 2 kere 3 6, 5 daha 11 yapar. Demek ki cevabımız da kaç olacakmış? X eşittir 2. Yani f'in tersinde 11 eşittir 2 olacakmış. O halde cevabımız da Edirne'de verilmiştir diyebiliriz. Oh be diyebilirsin artık. Oh be. Yani videoyu da çözümü de konuyu da inşallah ama inşallah bitirdim. Yani fonksiyonlarla alakalı hem konusunu anlattık. Zaten toplamda 6-7 tane video var fonksiyonla alakalı kanalda. Konu anlatımı olarak. Konu anlatımında da güzel sorular var. Ha hocam bunlar yetmedi. Konu anlatım yetmedi. Bunu izle. Hocam bu da yetmezse hala senin için çözüm yolumuz var. 2020'nin sanırım Mart'ın sonunda falan sevgili gençler. Biz Kenan Hoca ile beraber canlı yayın kayıtları oluşturmuştuk. Canlı yayın yapmıştık. Akşam 8'de 10.30 11 aralarında 8'de 10.30 arasında ben size canlı yayın yapıyordum. Ve bu canlı yayınlarda sevgili gençler fonksiyonun da çok baba sorularını çözdük. Çok güzel, çok tatlı sorularını çözdük. O videoyu da izleyebilirsin. Yine dedik ya, içerik çok. Soru çok arkadaşlar. Ben sadece oturup size video çekmem gerekiyor. Soru çok. Abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın mutlaka. Gençler artık ben yoruldum. Gideyim bir su falan içeyim değil mi? Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.